Yani kamu tasarrufu diyorsun. Kamu tasarrufu. Bunu Mehmet Şimşek'in kendisi de ilk gün söyledi. Kamunun tasarruf yapması lazım dedi. Onun yerine ne yaptılar? Vergileri artırdılar. MTV'yi birden ikiye çıkardılar. Bu sene ikiden dörde çıkartabilirler. Özel tüketim vergisi, içkiydi, sigaraydı, cep telefonuydu. Zengin insanların kullandığını sadece zannettikleri her şeye ek vergi getiriyorlar. Bir eve olan, işte efendim bir geliri olan herkese ilgili vergi incelemesi başlattılar. Bunlardan biri de benim. Sabah gelir ders başkanlığındaydım. İfade verdim, tutanak tutuldu, uzlaşma komisyonuna gidiyorum. YouTube gelirlerimin ilk 4 ayına istisna belgesi almayı unutmuşum. 2022 yılında onunla ilgili inceleme başlatılmış hakkında vesaire vesaire. Yani bütün bunlara başladılar. Ama kamu tasarrufu diyorsun, onda hiçbir şey yok. Çakarlı arabalar aynen devam. Diyanet İşleri İsveç'e gidiyor. Oradan dönüyor kaplıcalara gidiyor. Aynı zamanda mesela Sağlık Bakanlığına 30 bin yeni personel alımı ile ilgili ilan çıktılar. Tam seçim öncesi bu kamu personelini hormonlu bir şekilde artırarak eskiden bir deyim vardı. Biz gençken arpalık olarak kullanılan kitlerden bahsederdik hani seçim zamanı siyasetçiler tarafından. Gene aynı şey. Bugün Şeref Oğuz muhtarlar meselesini yazmış. Muhtarlar çok büyük ihtimalle çok sinirlenmiştir kendisine ama okuyunca çok komik. Şöyle yazıyor Şeref Oğuz. Bir muhtarın güncesi. Bu sabah yine kalktım, yine iş yerine geçtim. Hiç kimse gelmedi, sosyal medyaya girdim. Öğlen yaklaşıyor, yine gelen giden yok, çay söyledim. Yemek ısmarladım, hayret gıdaya yine zam gelmiş. İkindi oldu, gelen giden yok, arkadaşlar da uğramadı. Akşam geldi çattı, bir Allah'ın kulu çalmaz mı kapıyı? Aybaşı yaklaşıyor, ATM'den maaşı çekmek gerekecek. Dükkanı kapatıp eve gidiyorum, yatmaktan yoruldum. Sahi ben ne yapıyorum muhtar olarak? Seçileli beri insan bir siftah yapmaz mı? Neyse maaş var. Şimdi uyku vakti, yarın iş yok ama dükkan beni bekler. Akşam da evde mahallenin muhtarlarını izlerim. İyi geceler günlük, iyi geceler Türkiye'm, imza muhtar. 32 bin muhtar varmış, bilmiyordum rakamın bu kadar büyük olduğunu. Şeref Oğuz kafayı mesela buna takmış ama aslında şunu söylüyor. Kamu tasarrufuna ne oldu? Senin sorduğun soruyu söylüyor. Valla şimdi hani başta sorduğumuz soruyu cevaplamak açısından kafayı netleştirici bir şey var ortada. Bir tanesi hani tamam kısıtımız var. Mart'tan sonra önlemler alınacak değil mi? Yani bir sürü şey olacak. Çünkü herkes korkuyor böyle. Kredi kartı ödemelerine önlem gelecek deniyor, taksitler Evet. bitirilecek deniyor vesaire vesaire. Tamam. Şimdi hani üç ayağı var ya bu enflasyonla mücadelenin. Bir para politikası, Merkez Bankası. İkincisi gelirler, üçüncüsü giderler. Değil mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı bununla uğraşıyor. Ve Merkez Bankası da güya bağımsız ona göre karar veriyor. Tamam mı? Şimdi Merkez Bankası görevini yaptı, faizi bir yere getirdi. Bundan sonrası dedi, gelir gider tarafında dedi. Şimdi Mehmet Şimşek de dedi ki seçime kadar bir şey yapamam. Yani gelir de gider de bir şey yapmıyor şu anda esasında çok fazla. Ekonomiyi yavaşlatacak. Türk ekonomisinin resesyona girmesi lazım. Çok net söyleyeyim size. Türk ekonomisi resesyona girmezse yani bu hormonlu beslenmekten vazgeçmezse Türkiye'de bu enflasyon ahlaksızlığından kurtulamaz. Bizim evlerimiz, arabalarımız, paralarımız bu kadar etmiyor arkadaşlar. Hep birlikte sefalette buluşmak üzere bir yolculuğa çıkmış durumdayız. Üst gelir grubu ile alt gelir grubu arasındaki fark çok açılacak. Ve eğer Mehmet Şimşek seçimden sonra tasarruf konusunu da adım atamazsa devlette, bu Mehmet Şimşek'in buraya enflasyonu düşürmek için değil, sandık önümüze gelsin diye para bulmak için geldiğini kanıtlar. Niçin bunu söylüyorum? Şimdi bak, para topluyorsun, değil mi? Para topladığın zaman o para nereye harcanacak? Onu biliyor olmamız lazım. Tamam mı? Eğer harcanacağı, yani şöyle düşün. Sen şimdi havuz problemi Cem Yılmaz yapıyor ya çok güzel. Hani iki havuz bilmem ne kaç saatte bilmem ne yaparsa öbürü de bu kadar saatte boşaltırsa falan. Kardeşim havuz medyası değil. Havuz devletin bütçesi. Tamam mı? Bütçesi. Bütçeye vergilerle para akıyor. Harcamalarla da dışarı boşaltıyorsun. Havuzun ne olması lazım bizim? Belli bir derinlikte olsun ki yüzelim. Gelirlerimiz giderlerimiz de dengeli olsun. Gelirimiz giderimiz de dengeli mi? Değil. Türkiye'nin hem bütçe açığı var hem cari açığı var. Ne Hem dış borç yapacaksın? var, hepsi var yani. Bravo. Evet. Evet. Dolayısıyla ne yapacaksın? Topladığın vergiyi milletin bilmem nesine bilmem ne yapanlara dağıtmayacaksın.
Vergi kaçıranlara yapmayacaksın. Tamam mı? Benim yaşlandıkça ağzım bozuluyor ama usturup değil şu ana kadar. Yani. Sen kimseye küfretmiyorsun. Bize küfretmiş bir insana bizi hatırlatıyorsun. Anagold madenciliğin 72 milyon dolar vergisi silinmiş ya. Muaf tutulmuş. Düşün Helal ya. Olsun. Helal hoş olsun. Şimdi dolayısıyla seçimden sonra çok büyük şeyler geliyor. Beklenti yaratıldı. Bakın. Beklenti yönetimi ikili ilişkilerde de Merkez Bankası'nda da hükümette de çok önemlidir. Beklenti yaratır ve yapmazsanız güven kaybedersiniz. O yüzden de ne Mehmet Şimşek'e kimse inanır ne de siyasetçinin hizmet için geldiğine kimse inanır. Dolayısıyla bence Türkiye Mart sonuna kadar bir şey olmaz. Yani böyle çok ekstrem dünyada bilmem nerede bir şey olmadığı takdirde. Mart sonrasında da bir şey olmaz. Kur falan patlamaz. Bir yere doğru gideriz ondan sonra. Ama bu enflasyon düşmez. Eğer gerçekten enflasyonu düşürmek için adım atılacaksa felaket bir ekonomik yavaşlama ve şirket batışı görmemiz gerekir. Şirket batışından da kastım.